أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اويت يا غاية كتاب كتابنا من ان شاء الله devam edeceğiz bugünkü dersimiz kirat konusu olacaktır. Onunla beraber inşallah işleyebileceğimiz konuları işleriz. İlk olarak kiradı işleyeceğiz. Bu sendefimiz şöyledir. Faslun. Velil kiradi erba'atu şurutun. Kirat için dört şurut vardır. Dört tane şart vardır. Öncelikle kirat ne demektir? İslam fıkhında kirat şudur. Biri birisine para verir. Mesela bir kişinin 100 bin lirası vardır. O bir tüccara bu 100 bin lirayı verir. Der ki bana bu paramı çalıştır. Daha sonra kendisi için de bir ölçü belirlenir, yüzdelik belirlenir. Mesela karın yüzde beşi, yüzde %10 onu, yüz milyarı getirene verilir. Aynı şekilde orada bir zarar oluşursa yine kardan belirlenen oranda kişiye kişi zarara da ortak olur. İşte buna İslam fıkhında kirat denilmiş. Çünkü mesela bazı insanlar vardır ki parası var fakat ticaretten anlamaz. Ne yapar mesela? O parasını değerlendirmek ister. Veya parası var, kendisi bir başka iş yapıyor. Bunun yanında farklı bir iş de yapmak istiyor iki işe yetişemediğinden dolayı bir başkasına parasını veriyor ve parasını bu şekilde değerlendiriyor, çalıştırıyor, kazanıyor. Ha buna işte İslam fıkhında kirat demişler. Tabi kirat içinde musennifimizin dediği gibi arbaatu şurutin. Dört tane şartı vardır. Bu dört tane şartın yerine gelmesi gerekir. Birincisi en yekune olması gerekir ala nadin nakit olan mined derahimi ve denanir. Nakit dirhem ve dinarlar üzerine bu akit gerçekleşir. Yani borç olanın üzerine gerçekleşmesi. Mesela örneğin dersek ki ben sana işte 5. ayda yüz bin TL vereceğim. Bu yüz bin telemi alır çalıştırırsın. Ve bunun üzerine bir akit yaparlar. Bu olmaz. Çünkü daha Orada para nakit değildir. Daha hazır değildir. Demek ki ilk şartımız en yekune olması gerekir. Alenna din nakit para üzerine. Mined derahim ve denanir. Artık dirhem ve dinarlardan. Tabi günümüzde de bugün mesela herkesin kendi ülkesinde kullandığı paralar bunların yerine geçer. Mesela şu an lira dediğimiz, dolar dediğimiz bunlar da nedirler? Bu paranın yerine geçerler. İkinci şartımız ve en ye'zene izin vermesi gerekir. Rabbul mali mal sahibi. Lil amili parayı çalıştırana fi tasarrufi tasarruf noktasında mutlakan mutlak bir şekilde. Mutlak bir şekilde mal sahibi amile parayı çalıştırana tasarruf etme hakkını vermesi lazımdır örneğin mesela diyelim ki mal sahibi geldi. Amile diyor ki sen işte şunu alacaksın, bunu almayacaksın. Örneğin mesela sen buğday bu parayla buğday bu alıp satmayacaksın. Ve işte sen bu parayla arpa alıp satmayacaksın. Sen işte bu parayı şöyle kullanacaksın. Onun tasarrufuna ne yapıyor? Bazı kayıtlar getiriyor. Bazı sınırlama, engellemeler getirirse bu caiz değildir olmaz. Bilakis orada amilene yapması lazım. O verdiği parayı istediği bir şekilde amil kullanması gerekir. Tabi burada eğer amil onu haram bir malda kullanıyorsa tabi o tasarruf hakkına engel olabilir. Örneğin mesela haram bir mal alıp satıyorsa amil. Mesela içki. O parayı içki fabrikasına yatırmış. Oradan kazanmaya çalışıyorsa veya içki ticareti yapıyorsa, haram olan bir şey yapıyorsa o zaman engel olabilir. Fakat böyle bir durum yoksa mal sahibi amilin yaptığı tasarrufa karışmaz. Ev ya da fîmâ la ينقطع vücuduhu galiben ev ya da fîmâ o şeyler ki yani amil ona tasarrufuna engel olmayacak yani veya mesela şurada la ينقطع vücudu galiben Gella yenkat'u kesilmez. Vücudu o malın bulunuşu genellikle. Mesela diyelim ki amil ona işte şu malı satsan iyi olur. Şu malı sat dersem o mal da ne olmaması lazımdır? O belde de bulunabilen bir mal olması lazım. Örneğin mesela öyle bir mal üzere ticaret yapılıyor ki o mal mesela o beldede bulunmuyor. Genellikle mesela yılın 11 ayı o mal yoktur. Böyle bir ne olma, böyle bir ticarette olmaması gerekir. Ve en yeşterite şart koşar lehu. Ona cüz'en en ma'lumen belli bir cüz min ribhi o kazancından. Ne yapar mesela yüzde beş veya yüzde on, yüzde on beş bir şekilde artık oradaki kazançtan ona belli bir yüzdelik belirler. Ama ona derse ki işte her ay sana ve mesela amil mal sahibine derse ki 100 milyar bana getir 100 bin ben ne yapacağım? Sana her ay o 100 binden 3 bin tele vereceğim. Her ay kesintisiz ne yaptı diyelim? Bu adam bu amil parayı çalıştıran mal sahibine 3 bin lira verdi. Bu işte faiz olur. Buna İslam fıkhında faiz denilir. Ama orada ölçü belirlenirse örneğin dedi ki yüzde on sana vereceğim. Kazancın yüzde onu. E yüzde onu baktık ki bir ay 3.000 TL. Diğer ay 2.500 TL. Bir diğer ay 2.000 TL. Bir ay 4.000 TL. Bu şekilde bir farklılık vardır. O yüzdeliğe göre nedir? E, caiz olur. Ve en la muddetin. Bir de bu ticaret belli bir müddette ne yapmaması lazımdır? Onu belli bir müddetle de e, ölçülememesi gerekir. Yani örneğin belli bir zaman ona vermemesi lazım. Örneğin diyelim ki diyor ki al 5 ay çalıştır. 5 ay çalıştırdıktan sonra işte bu yüzdeli bana verirsin tarzında olmaması gerekir. وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ Parayı çalıştıranın üzerine garanti yoktur. İlla bir udvan, illa eğer aşırıya giderse, mesela diyelim ki o malı tasarruf ederken taksiratlar gösterirse ve o taksiratları sonucu mal eğer ki ziyana uğrarsa o zaman ödeme yapar. Ama eğer amil taksirat göstermeden gereği gibi parayı çalıştırır ve daha sonra zarar olursa veya gereği gibi parayı saklar ve hırhız gelip çalırsa veya parayı gereği gibi saklar ateş çıkar, yangın çıkar ve o para yanarsa bu durumda amilin üzerine bir şey yoktur. Bilakis nedir? O gereği gibi yapmış. Ama bu noktalarda taksirat amilden kaynaklıysa, yani amilin taksiratından kaynaklı bir zarar oluşursa o zaman amil ne yapar? O zaman amil garantisini verir. Yani ödemeyi orada yapması gerekir. وَاِذَا حَسَلَ الْرِبْحُ وَخُسْرَانُوا ve ne zaman hasele oluşursa ribhun kazanç ve husran ve ziyan. Cebere kapatılır el husranu o ziyan bir ribhi o kazanç ile. Mesela örneğin diyelim ki bir ay kazandılar bir ay ise zarar ettiler. Mesela bir ay kazandıkları 2000 TL ama diğer ay ise burada 3000 TL zarar ettiler. O zaman o 3000 TL Rabbul malın yani mal sahibinin parasından ne oldu? Zara uğramı oldu. O zaman o 3000 TL'yi 2000 TL ile ne yaparız? Kapatırız bu şekilde. Evet kardeşlerim bir diğer ki konumuza geçiyoruz. Faslun, fasla. Vel musaqatu caizetun alen nehli vel kermi musakat sulama manasındadır. Mesela diyelim ki bir toprak sahibi var. O veya bir bahçe sahibi var. Bahçesinde kurma ağaçları, üzüm ağaçları vardır. Ne yapıyor? Birine o kurma ve üzüm ağaçlarını veriyor. Orayı bakımını yapsın, oranın sulamasını yapsın. İşte buna İslam fıkhında musaka denilir. Sulama akdi biz buna deriz. Bu şekilde bir musakanın yapılması caizdir. Tabi bu musakanın caiz olduğu da belirli mallar vardırlar. Bunlar mesela hurma, üzüm tarzı şeylerdir. Evet bakalım hurma ve üzümdür. Vel musakatu sulama caizetun caizdir. Alen nehli hurma üzerine vel kermi kerim de üzüm demektir. Üzüm üzerine caizdir. Ve leha bu musakat için vardır ki şartani iki tane şart ahaduhuma onlardan bir tanesi en yuqaddiraha onun ölçüsünü miktarını belirleyecek bi muddetin ma'lumetin belli olan bir müddet ile mesela sen, diyor ki o musakayı sulamayı yapan kişiye der ki burayı 3 ay sula veya 4 ay sulaması sana ait diye böyle bir şey söylerse caizdir. Belli bir müddet verirse. Şimdi bizler şeyde e, kirat aktında az önce okuduk. Orada belli bir müddet vermek yoktu hani. Fakat musakatta vardır. İkisinin arasındaki fark nedir? Şimdi mesela bir şeylerin zirai malların yetişmesinin belli zamanları var. Örneğin mesela işte hurma kaçıncı ayda çıkar? Örneğin altıncı ayda çıkar. Üzüm kaçıncı ayda çıkar mesela? Sekizinci ayın sonlarında, dokuzuncu ayda mesela çıkar. E şimdi burada bunların zamanı belli bir zamanları vardır. O yüzden burada bizler eğer bir zaman belirlersek caizdir. Ama ticarette kazancı ne zaman olacağı belli olmadığından dolayı kırat aktında ne yapıyoruz mesela? Belli bir zaman koşmuyoruz. İşte şu zamana kadar şey yap diye bir ölçü belirlemiyoruz. Ama toprak mahsullerinde nedirler? onlarda da hepsinin kendine göre verimi verme zamanı olduğu için ve bu zamanda belli olduğundan dolayı orada belli bir müddet şart koşabiliriz caizdir. Ve thani, ikincisi en yine belirleyecek dil amili orada çalışana o sulama işini yapan çalışana cüz en ma'lûmen belli bir cüz mine semereti meyveden örneğin orada diyor ki işte bu hurma bahçesinden çıkacak olan hurmanın 100 kilosu sana vereceğim. Böyle bir belli bir şey yapılabilir yani amile. Sen bu hurma ya bahçesine bakımını yap, sulamasını yap. Ben sana işte bu hurma bahçesinden çıkacak mahsul zamanı hasat zamanında ne yaparım? 100 kilo hurma veririm. Sümmel amelu fiha sonra oradaki çalışma yani o hurma ve üzüm ağaçlarının noktasındaki çalışma alet derbeyni iki kısımdır. Amelun bir çalışma vardır ki yaudu döner nef'uhu onun faydası ile semerati orada meyveye döner. Fehu ala'l amili o da amil üzeredir. Mesela şimdi diyelim ki orada toprağı hafiften kazıp toprağı havalandırma nedir? Meyve için faydalıdır. Ve mesela toprağın önünü açıp meyvenin köklerine suyun gidebilmesi yani meyveye suyun gide, gidebilmesi mesela hurma ağacına bu yine ağaca faydalı meyveye faydalıdır. Hakeza mesela orada onu aşılamak mesela fazalıkları kesmek, aşılama bu da yine aynı şekilde meyve faydası var. Ha meyveye faydası olabilecek. Orada hurma ağacında ve üzüm ağacında onun meyvesine faydalı olacak amen o iş Fehu alel amili, amilin üzerinedir. Amilin bunu yerine getirmesi lazımdır. Orada çalışanın getirmesi lazım. Çünkü niye? Çünkü orada o meyveden amil de alacak. Yani az önce dedik ya belli bir miktar ona da verilecek. O zaman onun ne yapması lazım? Bu noktada çalışma göstermesi gerekir. Ve amelun yaudun nefhu ile el ardi. Ve amal bir işki onun faydası ile el Yere dönerse mesela orada yere olan bir fayda var. Mesela diyelim ki orada bir kuyu kazılacak veya orada bir işte havuz yapılacak ve işte o yerin etrafını ne yapıyoruz çitlerle saracaklar. a burada bu faydaların tümü nereyedir? Buradaki faydanın tümü o toprağıdır. Fehu ala rabbul mali fehu o amel de kimin üzerinedir? Onun sorumluluğu ala rabbul mali mal sahibinin üzerinedir aziz kardeşlerim. Evet kardeşlerim bu şekilde konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet ediyorum sizleri.